Evet, devam edelim dostlarım. Birinci Bayezid ya da Yıldırım Bayezid diyelim, başlayalım bakalım neler olmuş. Önce ismi üzerine konuşacağım. Biraz genel kültür olsun, satarsınız bir yerlerde. Dostlar, Bayezid. Bayezid ne demek biliyor musunuz? Onun üzerine konuşacağız. Yezid kelimesinden geliyor aslında. Yezid şöyle, dikkat ya da İslam tarihiyle ilgisi olan arkadaşlarım bunu bilirler zaten. Hani şu Emeviler vardı ya, mevali politikasını yürüten. İşte onların hükümdarlarından bir tanesi Yezid. Döneminde Kerbela olayı gibi bir olay yaşanıyor. Peygamber Efendimizin torunlarını şehit ediyorlar. İşte bu yüzden Yezid, İslam dünyasında çok sevilmeyen bir adamdır. Bundan dolayı da Bayezid ismini vermişler. Bayezid, Yezid olmayan, kötü olmayan, iyi insan gibi bir anlama geliyor. Çünkü Yezid kötü olarak biliniyor. Hatta bak, çok enteresandır. Osmanlı kaynaklarında geçer bu. Anadolu'da yaşayan halk bir dönem işte birbirlerine sinirlendiklerinde, kızdıklarında "senin Yezid seni" diye mesela konuşurlarmış. Hani o ifadelerini, öfkelerini ifade ederlermiş. Bir nevi böyle kötü insan gibi bir anlamda kullanılmış. Buradan yola çıkarak da adamlar Bayezid ismini oluşturmuşlar. Yıldırım ünvanı şuradan geliyor. Şehzadeliği sırasında Karamanoğulları ile yapılan bir mücadelemiz var. Frenk yazısı. Çok önemli bir savaş değil. Oraya davet ediliyor Bayezid. Fakat oraya beklenilenden çok daha kısa bir süre içerisinde gelmeyi başarıyor. Yani atıyorum 2 haftalık bir yoldan gelecekken adam 3-4 gün gibi çok kısa bir sürede gelmeyi başarıyor. Bu başarısından dolayı da, hızlı hareketinden dolayı da Yıldırım unvanı veriliyor. Çok daha küçük yaşlardayken, sonra da bu unvan üzerinde kalıyor. Peki Bayezid döneminde neler yaşadık? Hadi konuşalım. Şimdi dostlar, aynı 1. Murat'ta olduğu gibi artık dedik ki Osmanlı'nın toprak bütünlüğü bölündü. İkiye bölüp değiştireceğiz padişahları. Bayezid'de de önce Balkan faaliyetleri diyerek başlayacağız. Sonra da Anadolu faaliyetlerini konuşacağız. Buranın tamamı Balkanlar. Hadi başlayalım. Şimdi Yıldırım Bayezid'in ilk olayı İstanbul kuşatması. Adam dostlarım 4 defa İstanbul'u kuşatıyor. 1391 ile 1400 tarihleri arasında. Ve dördünde de nasip olmadı. Sürekli bir problem, bir şeyler çıktı ve bir türlü İstanbul'u alamayacak. ÖSYM bize neden başarısız oldu? Aslında bunu soruyor. Ama ona geçmeden şundan bahsedelim. Dostlar, İstanbul kuşatması sırasında başarılı olabilmek adına Anadolu Hisarı'nı yaptıracak. Yani İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına bir hisar yaptıracağız. Böylece Boğaz'dan gelebilecek yardımların önüne geçmiş olacağız aslında Bizans'a. Bir nevi önlem amacıyla yapılıyor. Burada çok işe yaramıyor ama ileride Fatih Sultan Mehmet bunun tam karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptıracak. O zaman işe yarıyor. Bu arada Anadolu Hisarı'nın bir diğer adı Güzelce Hisarı'dır. ÖSYM bu ismini de kullanıyor bu arada. Güzelce Hisarı da dese, Anadolu Hisarı da dese, Yıldırım Bayezid dönemi aynı şeydir. Tamam. Şimdi neden başarısız oldu? Hadi birlikte konuşalım. Dostlar, adam ilk kuşatmaya geldi. Fakat birinci başarısız olmamızın nedeni Osmanlı toplarının yetersiz olması. Aslında burada şöyle. Şimdi Bizans'ı güçlü yapan şey çok güçlü bir ordusunun ya da donanmasının olması değil, surları. Adamlar o kadar mükemmel bir sur hattı oluşturmuşlar ki, bak üniversite yıllarından hatırlıyorum bunu. Merdiven gibi düşünün. Üç basamaktan oluşan surlar var. Yani birbirine yapışık üç duvar hayal edin. Bu duvarların genişliği 8 metre dostlarım. Yani 8, 8, 8, 3 tane duvardan bahsediyorum. Öyle bir top yapmanız gerekiyor ki bu 3 katmanlı duvarı delip geçmesi lazım ki Yıldırım Bayezid'in getirdikleri bunu asla yapamaz. Bırak Yıldırım Bayezid'i, ileride konuşacağız. Fatih'in getirmiş olduğu şahi topları bile dostlarım öyle çok gümbür gümbür bir etki yaratamayacak. Bunun üzerine konuşacağız. Yani burada şunu söylemeye çalışıyorum. Yıldırım Bayezid'in getirdiği toplar surlardan toz bile kaldıramamıştır. Hani bırak surları yıkmayı, zarar vermeyi. Bu yüzden başarısız olunca dedik ki abi biz topları geliştirip bir daha gelelim. Kuşatmayı kaldırdık. Sonra tekrar geldik. Biraz daha topları geliştirdik. İkinciye tam böyle aldık alıyoruz derken Karamanoğulları. Arkadan Osmanlı Devleti'ne saldırdılar. Durum böyle olunca da iki ateş arasında kaldık. Mecburen kuşatmayı kaldırdı. Anadolu'ya geçip Karamanoğulları Beyliği'ni itaat altına aldı. İtaat altına aldıktan sonra tekrar İstanbul'u kuşattı. Üçüncü kuşatması. Tam yine aldım, alıyorum, alacağım derken Haçlılar. Dostlarım Bizans kuşatma altında kalınca Avrupa'dan yardım istedi. Onlar da büyük bir Haçlı ordusu toplayıp üzerimize saldıracaklar ve 1396 Nibolu Savaşı'nı gerçekleştireceğiz. Yıldırım Bayezid Haçlıların geldiğini duyunca tekrar kuşatmayı kaldırdı, gitti. Nibolu'da Haçlıları yendi, tekrar geldi. Dördüncüye bir daha İstanbul'u kuşattı. Yine tam aldım alıyorum derken bu kez de Timur dostlarım Ankara Savaşı. Timur Anadolu topraklarına girecek ve 1402 Ankara Savaşı'na giden süreç
Yıldırım Bayezid Timur'un Anadolu'ya geldiğini duyunca mecburen yine kuşatmayı kaldırıp Ankara Savaşı'nı yapmaya gidiyor. Ve biliyorsunuz orada konuşacağız bugün. Ne yazık ki esir düşecek ve bir daha gelemeyecek. Yani neden başarısız olmuşuz? Bunun dört sebebi varmış. Topların yetersiz olması, Karamanoğulları, Haçlı ve Timur tehlikesi. Bunlara dikkat edin. Peki ben şunu söyleyebilir miyim? Osmanlı Devleti'nde ilk defa İstanbul'u kuşatan hükümdar Yıldırım Bayezid'dir diyebilir miyim? Evet. Yani bu aslında basit bir bilgi ama vurgulamak adına not olarak boşluk bıraktım. Osmanlı Devleti'nde ilk defa İstanbul'u kuşatan kim derse cevabım 1. Bayezid ya da Yıldırım Bayezid olacak. Balkanlardaki birinci olayımız böyle. Şimdi gelelim ikinci olayımıza. 1396 Nibolu Savaşı önemli bir mücadeledir. Konuşalım. Şimdi bu savaşın iki tane sebebi var dostlarım. Birincisi Bizans İmparatoru'nun Avrupa'dan yardım istemesi, şu ikinci manuelin ismi çok önemli değil. Bir de Osmanlı'nın Bulgaristan topraklarında ilerlemesi, yani batıya doğru olan ilerleyişimiz. Şimdi bu sebepler çerçevesinde adamlar gerçekten de çok güçlü bir ordu toplayıp bizi durdurmak ve Bizans'ı kurtarmak amacıyla harekete geçecekler. Hatta o kadar güçlü bir ordu kurdular ki, bak hatırlayın, Osmanlı kurulduğu sırada Avrupa'da yaşanan en önemli olay neydi? Yüzyıl Savaşları. İngiltere ve Fransa Yüzyıl Savaşı'nı gerçekleştiriyordu. Fakat öyle olmasına rağmen adamlar sırf bizimle savaşmak ve Türkleri durdurmak amacıyla hem İngiltere hem Fransa bu Nibolu Savaşı'na gelen Haçlı ordusuna asker göndermişlerdi. Yani bayağı Avrupa'dan da, hep Balkanlardan toplanıp geliyorlardı. Avrupa'dan da asker toplayıp öyle üzerimize gelecekler. Ve müthiş bir ordu, güçlü bir orduyla geliyorlar. Neyse, bu güçlü ordu dostlarım Nibolu ormanlarına kadar yaklaşıyor. Bizim batıdaki en son sınırımız gibi düşünün. Tabii bizimkilerin de haberi var. Yıldırım Bayezid'in de, Doğan Bey'in de bahsedeceğim şimdi. Şimdi Haçlılar o kadar güçlü bir orduyla geldikleri için şunu düşündüler. Yani biz şu an Osmanlı sınırına kadar yaklaştık. Biraz bekleyelim, yani geceyi ormanda geçirelim. Çünkü akşam üzeri sabah günün ilk ışığıyla beraber saldırırız ve Osmanlı'yı Balkanlardan atarak ilerleriz. Ve o kadar büyük bir orduyla geldiler ki zafere inanıyorlar ki haklılar da, yani gerçekten adam akıllı bir savaş yaşansaydı belki bizi yenebilirlerdi. Neyse adamlar ormana girdiler. Nasıl olsa savaşı kazanacağız diyerekten daha hiç savaş gerçekleşmeden zafer kutlamalarına başladılar. Bak daha savaş yapılmadı. Ve Hristiyanların kutlamasından bahsediyorum. Adamların kutsal içeceği şarap dostlarım. Siz düşünün nasıl bir ortam olduğunu. Ordunun ne kadar üst düzey, önde gelen komutanı kurmayı varsa hepsi vurdular şarabın dibine. İçtiler, içtiler, içtiler. Ordu düzeni bozuldu. Böyle bir kalabalık insan yığını haline geldiler. Yani evet, diğer belki nöbetçi askerler kullanmamışlardır ama onun da çok bir önemi kalmıyor zaten. Bizim de Doğan Bey, Nibolu Kalesi'nin komutanı, dedi ki lan bu Haçlılar gelecekti, ben şunlara bir bakayım bakayım nerede kaldı bunlar diye. Adam bir keşif için çıkıyor. Sonra bir geldi Nibolu ormanlarından, bir baktı ki o Haçlı ordusu düzeni bozulmuş, sarhoşlar, şöyleler, böyleler, durum onlar için kötü. Doğan Bey bunu görünce dedi ki bunu kaçırmamam lazım. Ve pat diye Yıldırım Bayezid'e haber gönderip kendisi direkt Haçlılara saldırıyor. Hatta Doğan Bey ilk başlattığı mücadelede dostlarım biraz böyle zor durumda kalıyor. Başarısız gibi olacak. Ama Yıldırım Bayezid, adı üstünde Yıldırım, pat diye yetişecek. Hatta o Türk filmlerinde falan işlenilen Yettim Doğan repliği var ya, buradan geliyor aslında. Yıldırım Bayezid böyle Yettim Doğan diyerekten savaş alanına geliyor. Ve yaşanan mücadelenin sonunda biz Haçlıları ağır bir yenilgiye uğratacağız. Ve dostlarım, dünyada çok nadir yaşanan olaylardan bir tanesi burada yaşanıyor. Ondan bahsedeceğim. Çok enteresandır. Şöyle ki, şimdi Haçlı ordusunun yerine koyun kendinizi. Tamam mı? Üst düzey bir komutansın ya da askersin. Adamlar içmişler, sızmışlar, ordu düzeni bozulmuş. Yani hiçbir şekilde savaş hazırlıklı halinde değiller o esnada. Ve Türklerin ani saldırısıyla beraber savaş başlıyor. Gecenin zifiri karanlığı zaten sabah üzeri. Güneş doğmak üzere. Adam böyle ayılmaya çalışıyor ama kim dost, kim düşman, hey gidime belli değil ki. Bir de karanlık, adam anlayamıyor. Ve Haçlı ordusunun bir kısmı birbiriyle savaşlar. Anlamadılar kimin Türk, kimin düşman olduğunu. Bundan dolayı da dostlarım biz büyük bir zafer kazanıyoruz. Hatta Yıldırım Bayezid bu olaya o kadar sevindi, o kadar sevindi ki. Haçlı ordusunun bir kısmı kaçıyor, kaçanların arkasından seslendi. Dedi ki gelin, yine gelin, yeter ki böyle gelin de yeni zaferler kazanalım diyecek. Peki kazanılan bu savaş bize beraberinde neler getirdi? Şimdi onları konuşacağız. Birincisi, bak buna çok dikkat et. Bulgaristan tamamen Osmanlı toprağı haline geliyor. Şimdi bunu sormadılar. Bence çok güzel bir soru olur. Neden biliyor musunuz? Çünkü Bulgaristan'ın kaybedilmesi sürekli soruluyor. İşte ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında ileride bahsedeceğim.
Ama ne zaman ya da hangi hükümdar döneminde Osmanlı toprağı oldu bunu hiç sormadılar. O yüzden Nibolu Savaşı'na da bu noktada Yıldırım Bayezid'e de dikkat edeceğiz. Tamam. Bunun dışında Avrupa'nın Osmanlı üzerindeki baskısı azalacak. Buna çok takılma ama şu önemli. Ne zamandır sesi çıkmıyordu? Abbas halifesinin burada hortlayacak dostlarım. Abbas halifesi şu an nerede? Bu tarihlerde Memlüklerde. Hatırlayın, Abbasilerin yıkılmasıyla beraber halife Memlüklere geçmişti. Burada koruma altına alınmıştı. Abbas halifesi 1. Mütevekkil bu savaştaki başarısından dolayı Yıldırım Bayezid'e bir ünvan gönderiyor. Dedi ki Sultanı İklimi Rum. Şimdi bak, birincisi bunu bileceksin. Yani bu ünvan kime, hangi başarısından dolayı ve kim tarafından verildi? Bunlar sorulur. Üçü de. Bunun dışında bir de yorum yapacağız. Şimdi dedik ki dostlarım, Osmanlı Devleti Anadolu beyliklerine hızlı bir şekilde son veremiyor. Neden? Çünkü Müslümanlar, yani Türk ve Müslüman, Müslüman kanı dökemiyorsun. Yani İslamiyet durduk yere ben topraklarımı genişleteceğim diyerekten başka bir Müslümanın kanını dökmene izin vermiyor. Savaş için gerekli şartların, dini olarak gerekli şartların oluşması gerekiyor. İşte Osmanlı zaten bu yüzden beyliklere pat diye son veremiyor. Sürekli böyle farklı bahanelerle işte yok çeyizdi, yok paraydı, şuydu buydu toprak kazanmaya çalışıyor. Eğer Osmanlı'ya karşı bir suç işlerlerse o zaman savaşabiliyor. Fakat Yıldırım Bayezid bu unvanı aldıktan sonra Anadolu'ya koştu. Biraz sonra bahsedeceğim. Adam 5 tane beyliğe birden pat diye son veriyor. Sonra bu 5 tane beylik dedi ki abi sen ne yapıyorsun, manyak mısın? Niye Müslüman kanı döküyorsun yani, hayırdır? Yıldırım Bayezid'in savunması şu oldu. Çünkü dedi ben sizin sultanınızım. Siz sultanınızı tanımayarak hala burada beylikler halinde yaşıyorsunuz. Yani adam halifeden aldığı bu ünvanı, bak bu yoruma çok dikkat et. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni, şuraya kısaca yazmaya çalışacağım da yazamadım, bir saniye. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni meşrulaştırmak için kullanıyor. Çünkü öncesinde pat diye beyliklere saldırıp yıkamıyordun. Ama burada ben sizin sultanınızı, sultanınıza itaat etmeniz gerekir gerekçesiyle, çünkü halife verdi bu ünvanı, pat diye beyliklere saldıracak. Yani bu ünvan Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama çabalarını meşrulaştırmış mıdır? Evet, meşrulaştırmıştır. 10 numara soru olur dostlarım. Zaten Türkçe'ye çevirdiğinizde bak, Sultan iklimi Rum. Rum neresiydi? Anadolu. Yani Anadolu ikliminin sultanı gibi bir anlam çıkıyor burada. Burada da anlayabiliyoruz ki Anadolu'nun sultanı unvanını kullanmış Yıldırım Bayezid. Evet, Balkanlardaki iki olayımız böyle dostlarım. Bir, İstanbul kuşatması, artık biliyorsunuz. İkincisi de Nibolu Savaşı, onu da öğrendiniz. Geçelim Anadolu'ya. Şimdi Anadolu'da da iki olayımız var. Birincisi şuradan bahsedeceğim. Şu beyliklerle ilgili olay. Bir de 1402 Ankara Savaşı. Önce beyliklerle başlayalım. Şimdi biraz önce anlattığım olay. Bak, Yıldırım Bayezid Anadolu'ya geçer geçmez. Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları ve Candaroğulları beyliğine son veriyor. Bunların soracağını çok zannetmiyorum ÖSYM'nin. Yani belli olmaz ama. Neden? Çünkü bu beylikler yeniden kurulacak. Bu yüzden gelme ihtimali yok. Bunu şöyle yorumlayacağız. Şimdi bak, biraz önce bir önceki videoda öğrendiniz. Yani Osmanlı Devleti'nde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda atılan ilk adım neydi? Orhan Bey zamanında Karesioğulları'nın alınması. Yani bir beylik almışım, pat bir adım atmışım. Burada bakıyorum Yıldırım Bayezid'e, 5 beyliği pat bir anda alıyor. Yani adam 5 adım birden atıyor. O zaman ben Yıldırım Bayezid için diyebilirim ki, bak karşısına yazıyorum, bir saniye. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda en büyük adım atılmıştır. İşte böyle soracak. Yani diyecek ki size, Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlama yolunda en büyük adımı atan hükümdar kimdir? Cevap Yıldırım Bayezid. Yani bu beyliklerin ismini sormaktansa bu tarzda bir yorum sorusu oluşturmak çok daha güzel bir soru olur. Bence dikkat etmenize yarar var. Anlaştık bunda. Şimdi gelelim Anadolu'daki bir başka olayına. Yani bu biraz ayrıntıda kalıyor ama bahsedeceğim, nedenini de söyleyeceğim. Şimdi biz bu dönemde Dulkadiroğulları'nın elinden, Dulkadiroğulları hatırlıyorsunuz Maraş, Elbistan bölgesindeydi. Malatya ve Elbistan'ı alıyoruz. Çok mu önemli? Değil aslında. Ama bunu önemli yapan şey şu. Şimdi bu dönemde hatırla, Osmanlı'nın kurulduğu sırada Mısır'a hakim olan devlet kimdi? Memlükler. Ve Memlüklerin toprakları Suriye'ye kadar geliyor. Yani Anadolu sınırına kadar geliyorlar. Dulkadiroğulları da komşu Memlükler. Şimdi biz bu Malatya ve Elbistan'ı alınca bak, ilk defa
Memlüklerle komşu olmuş olduk dostlarım. Bu noktada önemli. Yani Osmanlı Memlüklerle ilk defa ne zaman komşu oldu derse Yıldırım Bayezid döneminde komşu olmuşuz. Malatya ve Elbistan'ın alınmasıyla. Neden önemli bu? Çünkü Memlüklerle yaşanan ilk sorun Fatih döneminde Hicaz su yolları meselesi. İleride anlatacağım. Soruldu. Ama ilk komşuluk yani ilk ilişkiler nerede başladı? Sorulmadı. Bundan dolayı bence bu bilgiye dikkat etmenize yarar var. ÖSYM karşınıza getirebilir. Anadolu'daki beyliklerle alakalı olay böyle. Şimdi gelelim en önemli olayımıza. 1402 Ankara Savaşı. Hey gidim hey. Burada çarşı karışacak. Önce nedenleriyle beraber başlayacağız. Dostlarım birinci sebep, bundan daha önce bahsetmiştim. Timur'un hatırlayın en büyük hayali Cengiz Han'ın topraklarına hakim olmaktı. Şimdi adam yani Çin'den işte Karadeniz'in kuzeyini, Altınordu toprakları, Anadolu'nun bir kısmı vesaire büyük bir coğrafyaya hakim olmak istiyor. Fakat Çin seferine çıkmadan önce arkamda bir tehlike kalmasın diye düşünüyor. Arkasında da iki devlet var. Bir Altınordu Devleti Karadeniz'in kuzeyinde, iki Osmanlı Anadolu'da. Adam ilk olarak hatırlayın Altınordu Devleti'ne son verdi. Hatta Altınordu'nun yıkılması Rusların güçlenmesine neden alıyordu. Şimdi de Batı sınırını güvence altına almak amacıyla gelip bizimle savaşacak. Yani birinci sebep Timur'un Çin'e giderken arkasında düşman bırakmak istememesi. Bunun dışında bunların isimleri ezberlenecek. Bak Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ve Bağdat hükümdarı Ahmet Celair. Bağdat'ta Celair oğulları diye bir devlet var. Onun başındaki adam çok önemli değil ama ismini bilin. Bu adamlar Timur'un elinden kaçıp Yıldırım Bayezid'e sığındılar. Timur da dedi ki kardeşim bak bunlar benden kaçtılar. Çabuk onları bana teslim et. Ama verilmedi dostlarım. Yıldırım Bayezid dedi ki asla ben bana sığınanı teslim etmem. Gelebiliyorsan gel kendin al diyecek. Bu da savaşın nedenlerinden biri olacak. Bunun dışında Anadolu beyliklerinin Timur'dan yardım istemesi. Aha da bu beylikler. Hani Yıldırım Bayezid pat diye bu beşine birden son verdi ya. Bunlar da Timur'a koştular. Dediler ki birader bu adam kan gölüne çevirdi ortalığı. Yaktı yıktı. Bizi kurtar bu adamın elinden. E zaten Timur bahane arıyor. Anadolu'ya gelmek amacıyla bunu bahane olarak kullanacak. Bir başka etken, iki hükümdar arasında geçen ağır mektuplaşmalar. Dostlarım birbirlerine hakaret, hatta bazı yerlerde küfre varan mektuplar gönderecekler. Ben sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Hoşuma gittiği için derslerde bundan bahsediyorum. Timur, Yıldırım Bayezid'e gönderdiği mektupların bir tanesi de şunu söylüyor dostlarım. Diyor ki, doğudan gelen benim abine itaat et. Bak doğudan gelen benim abine itaat et. Adam burada neye atıfta bulunuyor biliyor musunuz? İkili teşkilata. Hatırla ikili teşkilatta devlet doğu ve batı olarak ikiye ayrılırdı. Hükümdar olan kişi esas Kaan doğuyu yönetir. Batıya da Yapgu aileden bir erkeği gönderirdi. Timur da ona atıfta bulunuyor. Diyor ki bak doğudan gelen esas hükümdar benim. Sen benim kardeşim yani Anadolu'yu yöneten bana bağlı bir adamsın sadece. Bana bağlılığını bildir. Hatta Anadolu Meliki kim diye bahsediyor. Yani sen sadece Anadolu'yu yöneten bir adamsın benim gözümde. Çok da öyle hükümdar yerine koyma kendini diyecek Timur dostları. Ve gelelim en önemli sebeplerden bir tanesine Sivas. Şimdi Sivas da burada Kadı Burhanettin Devleti ile de alakalı bir durum. Dostlarım Timur Anadolu'ya gelip şuradan silip yer açmak istiyorum kendime. Sivas'ı darmaduman edecek. Taş üstüne taş bırakmıyor. Bir de bunu çok iğrenç bir şekilde yapıyor. Şöyle adam Anadolu'ya geldikten sonra Sivas'a Timur sert bir adam tabii. Sivas halkı da korkuyor abi niye geldi bu adam başımıza bela olacak falan. Diyor ki korkmayın bir damla kan dökmeyeceğim. Bak korkmayın bir damla kan dökmeyeceğim. Sonra ne yaptı biliyor musunuz? Devasa büyüklükte çukurlar kazdırıyor. İnsanları o çukurların içerisine atıp diri diri üzerini kapatıyor. Sonra da vezirine dönüyor diyor ki bak gördün mü bir damla kan dökmedim. Yani değişik bir adam ne desem boş şimdi Türk bir hükümdar. Çok yorumda yapmak istemiyorum. Evet o zaman savaşa başlayalım. Şimdi dostlarım burada şöyle yapalım. Burası Anadolu toprakları olsun tamam mı? Buraya bir harita koymamışım. Şimdi Timur en son yani yer küçük olduğu için ben Sivas tabii ki burada değil ama buraya koyacağım. Şimdi Timur koştura koştura Sivas'a geldi ve burada bu olaylar yaşanınca Yıldırım Bayezid İstanbul kuşatmasındaydı, öğrendi. Öğrenir öğrenmez de hemen ordusuyla beraber Anadolu'ya geçti, Sivas'a geldi. Şimdi Timur şunu düşündü, ben dedi Yıldırım Bayezid'i yorayım. Yani biraz peşimde koşturayım, yorulsun ondan sonra savaşalım. Bu amaçla da dostlarım Yıldırım Bayezid'i peşine takar, Timur güneye doğru kaçmaya başlar. Bayezid de peşinden gidiyor tabii koştura koştura. Sonra Timur buradan döndü. Tekrar güneye doğru çıkmaya başladı. Yukarıya doğru, kuzeye doğru özür dilerim. Yıldırım Bayezid de peşinden geliyor. Hemen arkasından Timur bir daha manevra yaptı. Güneye doğru iniyor.
Burada Yıldırım Bayezid uyandı. Dedi ki bu beni yormanın peşinde belli. Ben dedi peşinden gitmeyeceğim ama uyanmaması da lazım peşinden gitmeyeceğime. Askerlerinin çok az bir kısmını taktı Timur'un peşine. Kendisi de direkt karşıya geçti Ankara'nın Çubuk Ovası'na. Yıldırım Bayezid Çubuk Ovası'nda bekliyor. Tabii Timur'un bundan haberi yok. Peşinde zannediyor Yıldırım Bayezid'i. İndi güneye doğru tekrar döndü, kuzeye doğru çıkıyor. Tam böyle hop Çubuk Ovası'na çıktı. Sürpriz. Kim var karşısında? Yıldırım Bayezid. Yıldırım Bayezid o kadar güzel yakaladı, o kadar güzel yakaladı ki. Bak o an Timur'a saldırsa hareket halindeki bir ordu ve Yıldırım Bayezid'in ordusu savaş düzeninde. Timur'un hiç şansı yok. Adam savaşı kazanırdı. Ama bizimkinin erkeklik yapası tuttu. Dedi ki seninle böyle savaşmayacağım dedi. Yarın erkekçe çık karşıma dedi. Adam akıllı savaşacağım. Lan oğlum ne gerek var işte yakalamışsın bas tokadı. Neyse Timur kurtardı da paçayı böyle olunca. Ertesi gün oldu iki ordu Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Ve dostlarım buradaki yaşanan mücadelede Osmanlı'yı bekleyen iki sürpriz var. Ne bunlar biliyor musunuz? Birincisi burada yazmıyor filler. Timur daha önceden Anadolu'ya filleri getiriyor. Bu Ankara'da ormana saklıyor filleri. Hatta Pursaklar diye bir ilçe var ya Ankara'daki. O Pursak kelimesi fil yolu gibi bir anlama geliyor. Buradan gelir aslında ismi. Birincisi filler. Filler biliyorsunuz atlar korkuyordu fillerden. Tabi asker de korkuyor. Anadolu halkı görmemiştir muhtemelen böyle bir hayvan. O yüzden birinci darbeyi burada yedik. İkinci darbe, bunun altını çiziyorum. Yıldırım Bayezid'in ordusuna yer alan Kara Tatarlar ve bazı Anadolu beyleri. Bunların kim oldukları belli değil. Bunlar dostlarım savaş başlar başlamaz Osmanlı safından ayrılıp Timur'a geçtiler. Yani Malazgirt Savaşı'nda Bizans'ın başına gelen burada bizim başımıza geliyor. Özellikle Kara Tatarlara dikkat et. Bunların saf değiştirmesi Osmanlı'nın savaşı kaybetmesine neden oldu. Yani hem filler hem Kara Tatarlar bizi batırdı dostlarım. Bu arada Tatar kim? Moğol demektir. Yani Anadolu'da yaşayan Moğollar aslında bunlar. Karşıda Timur'u bir Moğol devletinin başında görünce karşıya geçiveriyorlar. Sonuç ne yazık ki kaybediyoruz bu savaşı. Hatta bu mücadelenin sonunda dostlarım Yıldırım Bayezid'in savaş alanına getirdiği 5 tane erkek çocuğu var. En büyüğü Şehzade Mustafa. Hem Yıldırım Bayezid hem de en büyük çocuğu Şehzade Mustafa Timur'un eline esir düşecekler. Diğer 4 çocuğu kaçırdılar. Onları Fetret Devri'nde öğreneceğiz. Şimdilik bu ikisini bilseniz yeterli. Peki kaybedilen bu savaş nelere mal oldu onu konuşacağız. Ama ona geçmeden şundan bahsedeceğim. Dostlar Timur topal bir adam biliyorsunuz. Timur Lenk, Aksak Timur ünvanlarıyla biliniyor. Adamın bir ayağı topal böyle aksayarak yürüyor. Yıldırım Bayezid de kör. Bir gözü kör Yıldırım Bayezid'in. Yanlış hatırlamıyorsam Nibolu Savaşı'nda gözünün bir tanesini kaybediyor. Timur Yıldırım Bayezid'i esir edince dedi ki lan bir getirin bakalım dedi. Yani kimmiş bu bana kafa tutan Yıldırım Bayezid? Hele bir görek dünya gözüyle. Yaka paça tuttular Yıldırım Bayezid'i getiriyorlar böyle Timur'un huzuruna. Timur bunu görünce gülmeye başlıyor. Yıldırım Bayezid de sinirleniyor. Ne gülüyor birader? Hani hayırdır komik olan nedir falan. Bunun üzerine Timur şunu söylüyor dostlarım. Eğer diyor bu dünya senin gibi bir körle benim gibi bir topalın eline kaldıysa vay bu dünyanın haline diyecek. Hakikaten de öyle. Bilinen dünyanın büyük bir kısmı Orta Asya tarafını kastediyorum. Timur yönetiyor. Topal bir adam. Batıda ise Anadolu ve Bulgaristan toprakları dahil Yıldırım Bayezid yönetiyor. O da kör bir adam. O kör topal muhabbeti de buradan gelir. Tabi bundan sonrası kötü. Çünkü Yıldırım Bayezid'i bir kafesin içerisine koyuyor dostlarım. 2 yıl boyunca yanında gezdiriyor Timur. Ve o 2 yılın sonunda da bazı kaynaklara göre Yıldırım Bayezid eceliyle dayanamıyor bu işkenceye vefat ediyor. Bazı kaynaklara göre de yüzünde bulunan zehri içerek intihar ettiğinden bahsedilir. Yani hangisi doğrudur bilinmez ama Yıldırım Bayezid için buradan sonrası kötü. Peki sonuçları. Bakalım neye mal olmuş bu savaş. Dostlar birincisi Anadolu'daki beylikler yeniden hani bu Yıldırım Bayezid'in son verdiği beylikler var ya işte bunlar ve daha önceden aldıklarımız. Bunlar bağımsızlıklarını ilan edecekler. Yani Anadolu Türk siyasi birliği yeniden bozulacak. Bu bilgiye çok dikkat et. Fakat buna rağmen yani Ankara Savaşı'na rağmen yeniden bağımsızlığını ilan etmeyen 2 tane var. Bu harika bir soru olur. Bunlar hangileri biliyor musunuz? Bak şuraya beraber yazalım. Bir saniye şunu. Bulabilirsem buldum. Bunlardan biri Karesi oğulları. Dostlarım Karesi oğulları tekrar kurulmuyor Ankara Savaşı'ndan sonra. Bir diğeri de Kadı Burhanettin Devleti hatırlarsınız. Bu ikisi dışında buradakilerin tamamı da yeniden kurulacaklar. O zaman Ankara Savaşı'nda siyasi birlik bozuldu mu? Anadolu Türk siyasi birliği evet. Ankara Savaşı'na rağmen kimler bağımsız olmadı derse 2 taneymiş.
Bir karesi oğulları, iki kadı Burhanettin Devleti. Harika bir soru olur, dikkat edin. Devam edelim. Şimdi Osmanlı'nın esir düşmesiyle, özür dilerim, Yıldırım Bayezid'in esir düşmesiyle beraber Osmanlı Devleti 11 yıl boyunca sürecek Fetret Devri'ne girecek dostlarım. Yıldırım Bayezid'in 4 tane çocuğu bu sürede taht kavgası yapacaklar. Bunun dışında İstanbul'un fethi gecikecek. Çünkü Fetret Devri yaşadığımız için taht kavgası İstanbul'un fethi gecikiyor. Osmanlı'nın Balkanlardaki fethi hareketi durdu dostlarım. Çünkü 11 yıllık bir boşluk var. Taht kavgası yaşayacağız. Balkanlarda herhangi bir fetihte bulunamıyoruz. Ve ne yazık ki Osmanlı'nın hazinesi yağmalandı. Bunun üzerine konuşacağım biraz. Şöyle, çünkü o dönemde bu bütün devletler için geçerli. Ordu neredeyse, esas ordu neredeyse hazine ve hükümdarın ailesi orada olur. Çünkü şunu düşün, eğer hazineyi başkentte bırakırsanız ya da hükümdarın ailesini, arkanızdan siz mesela gittiniz Ankara Savaşı'na, bütün orduyu topladın gittin. Yani geride kim bırakabilirsin ki? Çok bir asker bırakamazsın. Başka bir devlet, mesela Haçlılar, gelip senin başkentine saldırırsa hazineni de, çoluğunun çocuğunu, aileni de esir ederler, alır giderler. O yüzden ordu neredeyse bütün devletler için geçerli. Hazine de, hükümdarın ailesi de oradadır. Hani biz savaş ganimeti diyoruz ya, mesela kazanılan savaştan sonra elde ettiğimiz. Aslında onun büyük bir çoğunluğu budur. Yani karşı devletin hazinesini ele geçiriyoruz. Burada da Yıldırım Bayezid ne yazık ki mücadeleyi kaybedince bizim hazinemizi yağmalayacaklar. Şundan bahsetmeyi istiyorum. Şimdi bakın, Ankara Savaşı'nın sonunda Anadolu'da toprak kaybı yaşanmış mı? Evet. Kalesi oğulları ve Kadı Burhanettin hariç bütün beylikler yeniden kuruluyor. Fakat Balkanlarda herhangi bir toprak kaybı yok. Eğer böyle bir soru gelirse, yani Osmanlı Devleti Anadolu'da toprak kaybetmesine rağmen Balkanlarda toprak kaybetmemiştir. Bunun nedeni nedir derse dostlarım, bunun sebebi İskan ve istimalet politikasıdır. Hatırlıyorsunuz değil mi İskan ve istimalet? İstimalet hoşgörü, İskan da işte Anadolu'dan Balkanlara gönderdiğimiz Türk ve Müslümanlar İslamiyet'i yayması amacıyla. Bu politika sayesinde bölge halkının Osmanlı'ya olan bağını artırmışız. Adamlar bundan dolayı da bizden ayrılmak istemiyorlar. Eski yönetimlerine geri dönmek istememişler. Toprak kaybımız yok Balkanlarda ama Anadolu'da var. Evet, Ankara Savaşı ne yazık ki böyle dostlarım. Şimdi devam edelim. Ha bak, biraz dedikodu yapalım sizinle. Şundan bahsedeceğim. Dostlar, Osmanlı'nın en çok eleştirildiği noktalardan bir tanesi harem muhabbetidir, biliyorsunuz. Çünkü harem üzerinden nikahsız cariyeler, yani köleler üzerinden bir üreme politikası yürütüyorlar. Bunun dini bir açıklaması var ama o kısma girmeyeceğim. Bizi orası ilgilendirmiyor. Ben tarihle ilgili farklı bir şey söyleyeceğim size. Dostlar, Yıldırım Bayezid Timur'u esir alınca, özür dilerim, Timur Yıldırım Bayezid'i esir alınca eşini de esir ediyor. Çünkü eşi de savaş alanındaydı ve adamın nikahlı eşi. Sonra Timur iğrenç bir şey yapıyor. Yıldırım Bayezid'in eşini alıyor, kendi askerlerine hediye ediyor. Şimdi bizde hükümdarın eşi demek devlet namusu demektir. Bu olay Osmanlı'da çok büyük bir utanç verici olay olarak tarihe geçiyor. Yani devlet namusuna hani el sürülmüş oluyor, bir nevi mahremine dokunulmuş oluyor. Böyle düşünmek gerekiyor. Osmanlı Devleti bu olaydan bir ders çıkarttı. Dediler ki bundan sonra hükümdarların nikahlı olarak evlenmesini yasaklayalım. Bak, yasak. Böylece bir daha böyle bir durum yaşanmaz. Yani hükümdar esir düşse de nikahlı bir eşi olmadığı için böyle bir devlet namusu hani gündeme gelmez ya da söz konusu olmaz. İşte bu yüzden Osmanlı padişahlarının nikahlı eşleri yoktur. Tabii istisnaları var. Şimdi muhtemelen içinizden onu söylüyorsunuz. Hocam Hürrem var, işte Mahpeyker var, Hatice Turhan var. Evet, dedikleriniz doğru. Bazı hükümdarlar işte Kanuni gibi, İbrahim gibi, Dördüncü Mehmet gibi nikahlı eşleri var. Ama genel itibariyle uzunca bir dönem dostlarım nikahlı eşleri olmayacak. Bunun sebebi de burada yaşanan bu kötü olayla alakalıdır. Anlaştığımızı düşünüyorum. Bir de şeyden bahsedeceğim. Ankara'daki havaalanı Esenboğa, değil mi? Orijinal ismi. Dostlarım, Esenboğa Havaalanı'nın adı buradan, Ankara Savaşı'ndan geliyor. Esenboğa dediğimiz adam Timur'un komutanıdır. Bizi yenen komutanın adıdır. Karargahını kurduğu yerdir. Şu anki havaalanının olduğu bölge. Yani biraz enteresan olmuş ama o adamın ismini vermişler. Sonuçta o da bir Türk tabii. O da bir Türk komutan. İkisi de Türk devleti zaten. Onu da genel kültür olarak söylemiş olalım. Şimdi burada buradaymış. Geldik 1. Bayezid döneminde, Yıldırım Bayezid dönemindeki teşkilatlanmamıza. Adamın zaten iki tane olayı var. Bunları da lütfen bilin. Özellikle birincisi önemli. Şimdi dostlarım, Ankara Savaşı'nı saymazsak Yıldırım Bayezid Anadolu'da çok fazla toprak kazanıyor. Ve Anadolu'nun yönetimini kolaylaştırmak amacıyla
Kütahya merkezi olarak Anadolu Beylerbeyliğini kurdu. Bak buna dikkat et. Kütahya merkezi Anadolu Beylerbeyliği kuruluyor. Ve bizim ilk Anadolu Beylerbeyimiz Kara Timur Taş Paşa'dır. Şimdi bunu bir toparlayalım. Eğer soru size, ben soracağım siz cevap vereceksiniz. İlk defa Rumeli Beylerbeyliğini kuran kim derse 1. Murat. İlk defa Anadolu Beylerbeyliğini kuran kim derse Yıldırım Bayezid. Rumeli Beylerbeyliğinin merkezi derse Manastır. Anadolu Beylerbeyliğinin merkezi derse Kütahya. İlk Rumeli Beylerbeyi derse Lala Şahin Paşa. İlk Anadolu Beylerbeyi derse Kara Timur Taş. Tamam, buna çok dikkat edin, bu önemli. Bir de bunu kültür medeniyette tekrar konuşacağız. Dostlarım, Osmanlı'nın ilk büyük tersanesi Gelibolu Tersanesi bu dönemde yapılıyor. Yani toparlayalım. İlk defa Karesi oğullarının alınmasıyla beraber tersane sahibi olduk. Karamürsel Tersanesi. Şimdi de Yıldırım Bayezid'le beraber ilk büyük tersanemiz Gelibolu'yu yapacağız. Zaten 3 tane öğreniyorsunuz. Bir de en büyük tersanemiz var. O da Haliç. Fatih döneminden itibaren yapımı başlayacak. Onu da kültür medeniyette ileride tekrar konuşacağız. Evet, böylece Yıldırım Bayezid dönemi biter dostlarım. Şimdi gelelim 11 yıl boyunca sürecek Fetret devrine. Önce şunu bir hatırlayalım. Fetret kelime anlamı olarak ara vermek demekti. Fasılayı saltanat. Saltanata ara vermiş oluyorsunuz. Şöyle ki Yıldırım Bayezid ve en büyük oğlu Şehzade Mustafa esir düşünce geriye kalan 4 tane çocuğu dostlarım savaş alanından kaçırıldı. Herkes esir düşmesin, devlet yıkılmasın diye. Ve bu şehzadeler Timur'un Anadolu'dan çekilmesiyle beraber bulundukları bölgede bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bak şimdi, Şehzade Süleyman Edirne'de, İsa Balıkesir'de, Musa Bursa'da, Mehmet Çelebi de Amasya'da hükümdarlığını ilan ediyor. Yani bir anda 4 tane hükümdarımız oldu. Sonra bu dördü 11 yıl boyunca taht kavgası yaptılar. Yaşanan bu mücadeleyi dostlarım Çelebi Mehmet kazanır. Yani diğer 3 kardeşini ortadan kaldırarak tahta geçmeyi başarıyor. Birinci Mehmet ya da Çelebi Mehmet, birinci Mehmet diye de geçer. Ve eğer bak Çelebi Mehmet bunu yapmasaydı devlet dört parçaya bölünüp yıkılabilir miydi? Evet, muhtemel. Geçmişte böyle olan devletlerimiz de oldu. İşte adam bir nevi devleti yıkılmaktan kurtarıyor. Ve bu başarısından dolayı Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Bunu ön lisanslara sordular. Yılını hatırlamıyorum. 2016 ya da 18 ama tam hatırlamıyorum. Osmanlı'nın ikinci kurucusu kabul edilen kim derse Çelebi Mehmet ya da birinci Mehmet. Neden derse Fetret devrine son verdiği için. Çelebi erkek çocuk demektir bu arada. Osmanlı'da hükümdarın çocuklarına şehzade ya da çelebi denir. Bu dönemde çelebi ifadesi kullanılıyormuş. Adam tahta geçince de bu isim üzerinde kalmış öyle. Evet, böylece Fetret devrinin Ankara Savaşı ile beraber başladığını ve Çelebi Mehmet ile beraber bittiğini öğrendiniz. Bir tane daha bilgi vereceğim. Biraz ayrıntıda kalır ama duymuş olmanızda yarar var. Musa, çılgın adam. Şimdi dostlarım Musa ile ilgili şundan bahsedeceğim. Musa taht kavgası devam ediyorken Fetret devrinde şunu düşündü. Dedi ki ben hiç abilerimle olan mücadeleye karışmayacağım. Farklı bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Şöyle. Ben dedi İstanbul'u kuşatacağım. Eğer İstanbul'u alabilirsem en güçlü ben olmuş olurum. Böylece diğer kardeşlerim, abilerim işte neyse bana bağlılıklarını bildirir. Yani bana itaat etmek zorunda kalırlar. Şimdi düşünce olarak mantıklı. Evet, İstanbul'u alabilirse taşlar yerinden oynar. Fakat alabileceğim mi acaba? Çünkü baban zaten denemiş bunu 4 defa. Devletin bütün gücüyle olmamış. Sen aynı devletin 1/4 parçasıyla bunu deniyorsun. Yani imkansıza oynayacak. Ama denedi mi şansının? Denedi. Sonuç başarısız. Hadi bunu nota yazalım. Şöyle yazın dostlarım. Fetret devrinde. Ben bugün bu kalemi niye bulamıyorum ya? Şu boyayım, ha buradaymış. Fetret devrinde Musa Çelebi İstanbul'u kuşatmıştır diyelim buraya, İstanbul kuşatması. Evet, Fetret devrinde Musa Çelebi İstanbul'u kuşatmıştır. Buna Bizans bile şaşırmıştır ha. Oğlum ne geziyorsun burada demiştir. Yani git taht kavgasıyla uğraş. Dedim önce bir kendi sorununu çöz ondan sonra gel buraya demişlerdir muhtemelen. Ama adam öyle ya da böyle şansını denemiş. Evet, bir diğer adamımız Çelebi Mehmet'le beraber devam edeceğiz. Son iki hükümdarımız kaldı. Muhtemelen ikisini de tek video yaparım. Bir sonraki videoda kuruluşu bitiririz dostlarım. Arkasından hiç durmadan yükselmeye doğru devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun hocalarım. Görüşürüz.